Eş hele bir dağları örten karı. At değil onlar, dedenin saçları. Dinle, şehit sesledir rüzgarı. Durma yiğidim, haydi uğurlar ola. Uğurlar ola diye gönderildi onlar. Ama bir daha geriye dönemediler. Sarıkamış. 103 yıl önce. Allahu Ekber dağlarında soğukla savaşan kahramanlar, yiğitler, dedelerimiz. Yer yer 2-3 bin rakımlı tepelerde sıfırın altında 20-30 derecede çok büyükçe bir bölümü çöllerden taze gelmiş, üzerinde yazlık giysi olan Mehmetçikler. İlk sırada diz çökmüş 9 kahraman. Mavzelleriyle nişan almışlar ama tetiğe basamamışlar. İkinci sırada cephane taşıyanlar var. Cephane sandıklarına sarılmışlar. Öylece kala kalmışlar. Ve en önde binbaşı Nihat. Dimdik, ayakta. Saçları bembeyaz olmuş. Gözleri karşıda. Allahu Ekber dağlarındaki Türk müfrezesi düşmana değil, Allah'a teslim oldular. Oysa düşman panikteydi. Telgraf çekmişti. Korku ve telaş içerisinde yardım istiyordu. Diyordu ki, telefon konuşmalarımızı bile durduran soğuk Türk askerini durduramıyor. İmdat, yetişin. İmdatlarına ecel yetişti. Erzurum ili merkez ilçesi Yakutiye mahallesinde dünyaya geldi. Çabucak büyüdü, çalıştı, çabaladı, ailesine yardımcı oldu. Bahriye Hanım'la evlendiler. 3 evladı geldi ard arda dünyaya. Mehmet, Fahriye ve Nimet. Seferberlikte silah altına alındı. Farklı cephelerde savaştıktan sonra artık Sarıkamış'taydılar. Bu cephede de aslanlar gibi çarpıştı Yusuf Ziya. Komutanları tanıyan herkes, askerleri hayran oldular. Bu Erzurumlu delikanlı taşı sıksa soyunu çıkartıyordu. Teğmen rütbesine yükseldi. Teğmen Yusuf Ziya 9. Kolordu, 84. Alay, 3. Tabur ve 9. Bölük'te görevlendirildi. Askerlerinin hem komutanıydı hem de her şeyleriydi. Her şeyleriyle ilgileniyordu. Her zaman en öndeydi. Bugünkü komutanlar gibi ya da yarının komutanları olacak bu delikanlılar gibi. Askerlerinin en önündeydi. Siz önde olmazsanız arkanızdaki askere hangi yüzle ileri diyeceksiniz, değil mi genç arkadaşlarım? Haydi yiğitlerim diyordu. Anamız bizi bugünler için doğurmadı mı? Haydi ileri. Şarapnel parçaları uçuşuyordu havada. Ne yazık ki bunlardan bir tanesi de Yusuf Ziya'nın ayaklarına denk geldi. Yaralandı. Gayret etti ama baş edemedi. Dizlerinin üzerine çökmek zorunda kaldı. Sonra da yere kapaklandı. Ne yaptı etti? Tekrar dizlerinin üzerine durdu. Bir baktı ki askerleri ona doğru koşturuyor. Bırakın beni dedi. Bırakın beni. İleri! Kan kaybediyordu. Ayaklarına değil de askerleriyle beraber ilerleyemediğine yanıyordu. Nice sonra yetiştirdiler onu sargı yerine. Dizlerine kadar kestiler ayaklarını, bacaklarını ama çare etmedi. Bu onun hayatını kurtarmaya yetmedi. Zamanın şartlarında o kadar çok kan kaybetmişti ki ve savaş o kadar meşakkatliydi ki kurtaramadılar yiğidimizi. Şehit oldu Yusuf Ziya. Aklına çocukları Mehmet, Fahriye ve Nimet'i bile getirmeden
her zaman ama her zaman önce vatan diyerek vücudunu toprağa, ruhunu Allah'ına teslim etti. Değerli Erhan Albay'ımızın bu güzel sunumu, anlatımı peşine bizlere bir şey söylemek düşmez ama bu vatan şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimizin kanları üzerine kuruldu. Elbette ki bizler de bundan sonra bize böylesine bir görev düşerse vatanımız, bayrağımız, bu sancağımızın yere düşmemesi adına seve seve canımızı feda edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kocaeli Hacı Hızır Mahallesi'nde Osman Bey ve Şerife Hanım'ın evladı olarak dünyaya geldi. Büyüdü, delikanlı oldu. Hasibe Hanım'ı ilk gördüğünde aşık olmuştu. Alırsanız onu alın bana, başkasını da istemem demişti. Öyle yaptılar ve onu askere gitmeden evvel Hasibe Hanım'la dünya evine soktular, baş göz ettiler. Dünyalar onun oldu. Bir de kızları geldi dünyaya, adını Remziye koydular. Birinci Dünya Savaşı başlamıştı. Önce Erzurum'a gönderildi yiğidimiz. Orada cengaverliğini ispat etti. Bir süre sonra da oradan Sarıkamış'a geçti. Adı Salih'ti onun. Onun kalbi de Salih'ti. Kimin ne ihtiyacı var? Önce Salih koşardı. Herkese yardım ederdi. İyiliksever, vatansever, insansever birisiydi. 8 aylıktı daha Remziye'si. 8 aylık. Nereden bilsin ki o Remziye'sini bir daha göremeyecek? O Remziye kız da bir daha babasına hiçbir zaman baba diyemeyecek. Nereden bilsin? Ya eşi Hasibe Hanım'a ne demeli? Yıllar sonra ona kocasını sorduklarında acı bir iç çekişle "Bir baktım ki yanımda, bir baktım ki şehit dediler, rüya gördüm sandım" diyecektir. Vefakar Türk kadını. Şark cephesi Sarıkamış, nice yiğidimizle birlikte Salih'in de son nefesini verdiği yer oldu. Göğsünden kan sızdığını gördü. Anladı ki vurulmuştu. Çantasında zor günler için sakladığı bir parça kuru kara ekmek vardı. Onu güç bela çıkarttı. Yanında silahtaşı vardı. Silah arkadaşı Hasan. Hasan dedi, "Al kardeşim, ben tokum, acıkmışsındır, bu ekmeği sen ye." Hasan öyle bir durumda, aklına bile getirmedi bunu. Şaşırdı, anlam veremedi. Çünkü ekmek altın parçasıydı. Uzandı, aldı ekmeği. Sonra bir cümle daha duyuldu Salih'in ağzından. "Unutma emi Hasan, de ki kızım Remziye'ye, baban ölmedi yavrum, baban şehit oldu." İşte o zaman anladı Salih'in vurulduğunu Hasan. Kucakladı onu ama iş işten. Çoktan geçmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin böyle bir tören için hepimizi bir araya topladı. Peki. Dedi ki bana dün akşam, "Ben orada da heyecanlanacağım. Siz yanımda olacak mısınız?" "Abi" dedim, "olmaz mıyım? Ben hemen yanı başındayım." Bazen dudak susar, kalp konuşur. Şu anda da bu yanımda zangır zangır titreyen büyük adamın kalbi konuşuyor. Alkışlar mısınız lütfen ona? Gazilerimize hep birlikte bugün burada ağırlanmaktan mutlu olduk. Eğer söz konusu vatan ise tüm gazilerimiz 18 yaşında. Bizleri seneler öncesine götürüp duygulandırdılar. Çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Allah bize lütfeder de biz de bu vatan için hizmetkar oluruz. Tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Saygı ve hürmetle anıyorum.